Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizde görüşmelerini kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada buluvatkan gün tertibdeki haberlerini huzurunla sunuşturuşumuz. Kanalımızda kıtanlar ekranımız olsun. Xitay Şarkı Türkistan'da 500 manga yakın kişinin işgı uğrullaştırganlıqını cari saldı. Şarkı Türkistan'da mecburi emgekli seli cinayeti sebeple katlık ayıplaşkı döşkülü batkan Xitay rejimi, Şarkı Türkistan'da zor sandiki halkını işgı uğrullaştırganlıqını cari saldı. Xitay Teşviqat Organı Tanrı Tağıtorunun 9. noyabirdeki haberde bildirilişe, atılmış Uyghur Abdum Rayılı Xitay dairleri aldınkı 3 pesilde, Şarkı Türkistan'daki şehir bazarlarda 240 mandan 500 man etrafıdı kişinin yeniden işgı uğrullaştırganlıqını, yıllık nişan vazifinin 95.8% uğrundalganlıqını, İşqi o'rinlashishi qiyin bo'lganlardan 28.200 kishining ishqi o'rinlashganligini da'vo qilgan. Xabarda yana bu yil kirgandan buyon Xitoy doirlarining ishqi o'rinlashtirishni asosiy liniya qilganligini, nuqtaliq kishilar to'pining ishqi o'rinlashishi hamda ko'p xil shakl orqali ishqi o'rinlashish yo'llarini kengaytirganligini jar solgan. Ammo nonchilik kasbini tilga olgandan sirt, atalmish ishqi o'rinlashtirilgan kishilarning qaysi sohalarda o'rinlashtirilganligini tilga olmagan bo'lib, Şarkı Türkistan'da icra kılıbatkan mecburi emgek siyasını yöşürüşkü uğrunuğan. Xitay yıqınqı yıllar mabeynide türlük tesavvur kılıqsız tökmetleri bilen Şarkı Türkistan halkını kan kölemlik tutkun kılıp, ceza lagiri ve türmelerge solugan bulup, nöbetli ceza lagirge kamalgan halkının 8 milyon etrafıda işgeldeki kayıt kılınmaqta. Undan başka Xitay yana tutkundan kutulup kalgan halkını atılmış 5. emgek küçünü yötkep işgı uğrullaştırış, Namratlarını işgı uğrullaştırış digendek namlar bilen, Xitay ülkeleri ve Şarkı Türkistan'dan başka rayonları sürgün kılıp, mecburi emgeki salgan. Ondan başka yezi kentlerge Xitay zavodlarını tesis kılıp, yakın etraftaki Uyghurlarının Xitay zavodlarının mecburi emgeki silişini devamlaştırıp gelgen. Nöbette Xitay, Şarkı Türkistan'da bir tarafdan mecburi emgek siyasetini devamlıq kengeyse, yeni bir tarafdan teşviqat vasıtları arqalıq her xil saxtı meydan, Şəxslərini otturuğa çıxırıb, xalqaranın közünü boyaşqı urunmaqda. İrqi qırğınçılıqının aldını eliş mərkəzi Uyğurlar haqqıda dokulat elan qıldı. Amerika qırğınçılıq xatiri muzeyinin Simon Sekyod İrqi qırğınçılıqının aldını eliş mərkəzi yeni dokulat elan qılıb, Xitayının Uyğurlarga İrqi qırğınçılıq yürgüzvatqan bolışı mümkinlikini bildirdi. Yeni Şapaq Torunun xəbirde bildirilişçe, Amerika Qırğınçılıq Xatiri Muzeyinin Simon Sekyod İrqi Qırğınçılıqının aldını eliş mərkəzi 9. noyabr dokulat elan qılıp, Xitayının Şarkı Türkistan'daki Uyğurlarga qaratqan basturi siyasetinin İrqi Qırğınçılıq cinayeti şekillendirgen bolışı mümkinlikini bildirgen. Simon Sekyod İrqi Qırğınçılıqının aldını eliş mərkəzi 9. noyabr etigen akbarat elan qılış ve mezkur dokulatını müzakere qılış yığını ötküzgen bulup, Dokulatı Uyghurlar beşinin ötküzvatkan iğir küller bayan kılıngan. Ve qoğdaşqa tegişlik milletler üçün hareketke ötmegende kandaq akıbetlerinin kilip çıxdıqallıqı haqqıda signal berilgen. Simon Sekyod İrqi Qırğınçılıqtan aldını eliş tətqiqat mərkəzi müderi Naomi Kikoller xanım 59 bətlik dokulatının kişilik hukuk təşkilatları Uyghur güvahçılar, tətqiqatçılar bilen körüş asası tayarlanğallıqını dokulatı Xitayının insaniyetke karşı cinayetlerinin pakitlik rətlengelikini bildirgen. Uyana Xitayının Uyghurlarga karşı bu hareketinin kölümü ve iğırlıqının kişini çöçtüdüğallıqını təkidligen. Xitay çet eldeki Uyghurlarga ziyankeşlik kılışını küçeytti. Amerika'da pahaliyet kılavatkan Uyghur kişilik hukuk kuruluşu yeni dokulat elan kılıp, Xitayının muhacirettiki Uyghurlarga sozgan karı kolu haqqıda tepsili malumat berdi. Xitay Şarkı Türkistan'daki Uyghur ve başka milletlerge izkil türde ziyankeşlik kılıp gelgen bolup, Yakınkı yıllardan beri çet elde yaşayatkan Uyghurlarga karatkan ziyankeşlikini tihimi küçe etken. Bu haqda Uyghur kişilik hukuk kuruluşu bilen Okus Otur Asya İşleri Cemiyeti 10. noyabr birleşme dokulat elan kılıp, Xitayının Uyghurlarga karatkan devlet halkıgan ziyankeşlik kılmışının 2017 yıldan başlap şiddet bilen küçe egellikini aşka arıldı. Baş kitabı Washington'a caylaşkan Uyghur kişilik hukuk kuruluşunun bildirişçe Xitay 2002 yıldan başlap, Çet elde yaşayatkan Uyghurlarga ziyankeşlik kılış, devlet halkıgan bastırış, kontrol kılışı urunup gelgen bulup, nöbette Xitay bu cinayi kılmışını misli görülmegen derecede kengaytgan. Dokulatı körüsülüşçe Uyghurlar nöbette Xitayının asaslıq ziyankeşlik kılış nişanığa aylanğan bulup, onların şahsi erkeliği ve hukuku devamlıq tehditke uçurgan. Xitayının Uyghurlarga ziyankeşlik kılış kılmışı, pekat Şarkı Türkistan'da yaşaydıqallar bilerli çekilinip kalmağan bulup,
Gerçi nurgun Uygurlar Xitayının bastırış siyasetinden kaçıp demokratik devletlerge köçüp gelgen bolsa-mı yanılı Xitayının ziyankeşlikten kutulalmagan. Mezkur dokulat erkin demokratik devletlerde yaşaydıgan Uygurlarga karatılgan devlet halkıgan bastırış vakalarga alakadar 5530'dan artık emeli misalını öz içige algan zor sallık malumat ambiri asasında yazılgan. Tetkikatçılar bu haqta Xitayının çet ellerdeki Uygurlarını bastırışı kişini köçütüdü. Xitayning taktikasi har xil bo'lib, Uyg'urlar kundalik 3 vaqt tamoqlaridami bexatarlik tahdidiga uchragan. Xitoy chet elga qochib ketgan Uyg'urlarni har xil rezil siyosiy vositalar bilan Xitoyga qaytirib ketishga urindi. Hatto nurg'un Uyg'urlar Xitoyga qaytirildi degan. Uyg'ur kishilik huquq qurilishi bilan Oks O'tir Osiyo ishlari jamiyati bu yil iyun oyidami Xitoyning chet eldagi Uyg'urlarga ziyonkashlik qilishi haqida dokulat e'lon qilgan edi. Dokulatda 1997-yildan 2021-yilgacha 28 davlatda Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan qo'lga elish, chegaradan qo'g'lab chiqarish vaqalaridan 1546-siga qarab chiqilgan bo'lib, Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan hujumining dunyo miqyosida qandoq boshlanib, O'rta va Janubiy Osiyodan Yevropa, O'rta Sharq va Sharq Janubiy Osiyogacha tezlikda kengayganligi ko'rsatib o'tilgan edi. Xitoy Uyg'urlarni yana noma'lum dorilarni ichishga majburlamoqda. Yaqindan beri Xitoy o'lkalarida virus yuqumi qaytadan bosh ko'targan. Ammo Sharqiy Turkistonda yangidan yuqumlanuvchilar bayqalmagan bo'lsa-mu, Xitoy doiralari Sharqiy Turkiston xalqini yanada noma'lum dorilarni ichishga majburlagan. Oldingi kunlarda tarqalgan bir sinda oshkorlanishicha, Xitoy doiralari virusning oldini olish bahonasi bilan uyma-uy aralab kirib, Uyg'urlarni noma'lum dorilarni ichishga majburlagan. Ve onların doğrunu içken içmegenlikini yanfundu sınığı eliş arqılıq nazarat kılgan. Sında aşkarlınışça doğru içürüş üçün kelgen Xitay xadımlar xalqının narazılıqı qofçurgan. Sınığı algan kişi Xitay xadımlarga özlerinin aldıngı günü muşxil doğrunu içki mecburlanğalıqını, doğrunu içken deyken könlü ilişiş, başqiyiş, içsürüş qatarlıq alametlerinin körülgenlikini bildirgen. Ve puhralarını muşundaq doğrularını içki mecburlusu bulamdu. Bu dorular kesel davalaydıgan, keselnin aldını alıdıgan iş bolsa, vaksini emletip nemi qılıdı. Her günü telefon bilen bizden doğru işçimizi nazarat qilisler degen. Xitay dairleri 2020 yılımı virus bahanesi bilen Uyghurlarga namalum dorularını mecburi içirgen bolup, mezkur dorularının mekbi tutuluşu ve mecburi içirilişi Xitayning maksidi haqqıda küçülük guman qozgan idi. Aldınqı yılı bir aydın köpürek ceza lagırda qamalgan deyken koyup berilgen bir Uyghur ayal, Amerika Avazı muhbirinin ziyaretini qabul qilib, uyiga qaytib kelgandan yerlik dairlarining har kuni bir qatim uyiga kelib, hech qanday tushundirishi bo'lmagan dorini ichishga majburlaganligini, agar ichmasi yana qamab qo'yadiganligini oshkorlagan. Keyin majburiy ichirilgan dorining Lianhua Qingwen deb atalgan Xitoy tibbiyoti dorisi ekanligi, halbuki Amerika Yemaklik va Dori boshqarish idorasi tekshirish orqali mazkur dorining Xitoy virusiga qarata hech qanday davolash unumi yo'qligini bekitgan bo'lib, Xitoyning bu qilmishining faqatli aldamchilik ekanligi oshkorlangan edi. Amerika Xitoy Tayvanga harbiy kuch ishlatsa, ittifoqdoshlarimiz bilan harakatga o'timiz dedi. Xitoyning Tayvanga qaratgan tahdid harakati kuchayotgan bir paytda Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken Xitoyni qurol kuchi ishlatmaslik haqida ogohlantirdi. Reuters agentligining xabarida bildirilishicha, Amerika Tashqi ishlar ministri Blinken chorshanba Xitoyni ogohlantirib, agar Xitoy harbiy kuch ishlatib Tayvanning navbatdagi holatini o'zgartirishga urindigan, Amerika va uning ittifoqdoshlari harakatga o'tadi degan. Blinken New York vaqt kelsa tashkillagan bir munbarda, agar Xitoy Tayvanga hujum qilsa, Amerika Tayvanni qo'g'dash uchun urushga otlanamdi degan savolga javob berib, Amerika hukumatining izchil o'tirg'i qo'yib kelayotgan maydonini, ya'ni Amerikaning rolining Amerika qonunidagi talablarga asosan Tayvanning o'zini qo'g'dashga kafolatlik qilish ekanligini ta'kidlagan. Blinken so'zida yana "Meningcha bu rayonning tinchligi va muqimligiga kafolatlik qiladigan birdan-bir davlat Amerika emas. Bu rayon yoki boshqa rayonlardagi nurg'un davlatlar harbiy kuch ishlatib, hozirgi holatni qalaymaqonlashtirib etadigan har qanday bir taraflama harakatni tinchlik va bexatarlikka zo'r tahdid deb qaraydi. Bu xil holatga qarshi ularmi tadbir qo'llandi" degan. Ma'lum bo'lishicha, Amerika prezidenti Joe Biden bilan Xi Jinping yaqinda to'r yig'ini etishni planlagan bo'lib, bu ishdan xabardor kishi mazkur yig'inning kelar hafta o'tkazilganligini bildirgan. Amerika bilan Xitoyning klimat masalasida kelishim hosil qilganligi bildirildi. Dunyoda atmosferaga eng chong parnik gazi qo'yib berguchi hisoblanadigan Amerika bilan Xitoy
Glasgow Klimat Başlıkları Yığınıda Klimat Özgürlüğü Karıştırışı'ndaki Hemkarlıktan Tiziltiş Doğrusu'da Kilişim Tüzgarlıklarını ilan kıldı. Türkiye Avazı Radyosu'nun haberde bildirilmişçe, Amerika Taşkı İşler Ministerliği tarafından ilan kılınan iki devletinin birleşim bayanatı da Amerika bilen Xitayının klimat özgürlüğü meselesindeki tirişçallıklarının karşı eğlendiğallıkı, ama Paris gelişiminin nişanına yetiş üçün kılışkı tekişlik işler bilen nüvetli körüstülü vatkan tirişçallıklar oturusu da zor parıqbarlıqının itiraf kılınanlıkı kayıt kılınan. Bayanata iki devlet hemkarlık ornatışını pilallığa mezmullar tövendikçi bulup, 2020 yıllarda parnik gazı koyup verişini azaytışkı münasifetlik nazarat kılıp başkuruş ramkelerini ve muhit ölçemlerini turguzuş. Pakize energiyenin ötkünçü mezgilde cemiyetteki paydasını en zor çekti aşırış. Ahırkı sahanın parnik gazı koyup verişini azaytış ve tok işiltişini rıhbetlendirdiğin siyasetlerini tüzüş, yeşil lahileş ve kayıt paydalanğılı bulunduğun menbelerden paydalanışkı okşaş, aylanma ıhtısatkı münasifetlik muhim sahalarını tüzüş. Bivasta hava tutuş qatarlıq texnologiyalarını orullaştırış ve yolu koyuş degen noktalar qeyd kılınğan. Bayanatta Amerika 2035 yılıca parnik gazı koyup beriş bolmağan 100% elektr buluşunu nişan kılıdı. Xitay 5 yıllık planıda kümür yıqılığı kılışını azaytış ve bunu tizleştiriş üçün koludun kilişçi tirişidu deyilgen. Birleşme bayanatta kilişimde her iki devletinin terakki kılıvatkan devletlerinin klimat meselesi de ihtiyaclarını kamdaş üçün 2025 yılgıca her yılı birlikte 100 milyar dolar yardım kılışını vədi bergenlikke kayıt kılınğan. Amerika, Tacikistan'daki Afganistanlıq uçkuçularını Amerika'ya yötkeşini tizletti. Amerika, Afganistan'dan çekini vatkan mezgilde Afganistan hükümeti ve armiyesinin tarqılıp getişi sebepeden Tacikistan'a geçip ketken Afganistan uçkuçularını Amerika'ya yötkeş hizmetleri devamlaşmaqta. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilmişçe, Amerika Devlet Müdafiye Ministerliği bayanatçısı John Kirby muhbirlerini kütüveliş yığınında Tacikistan'da Afganistan uçkuçularını öz içige alğan 191 Afganistanlıq köçmen bar. Bizning u yerdagi bosh elchixonamiz ularni yotkashini tizilish uchun tirishyapti. Ular pat yaqinda Tojikistondan ayrildi. Ammo bizning aniq vaqt jadvalimiz yo'q degan. Kirbay Amerika Afganiston armiyasiga bergan va Afganistonlik uchuvchilar qochqanda Tojikistonga olib borgan aeroplanlar haqida hech qanday ma'lumot bermagan. Hürmetli televizyon görüşler, şunaklı bir günkü haberimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki haberimizi görüşükçe sizlerine Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şunaklı program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.